Merhaba canlar, ben Umut Murat Hoca. Sevgili arkadaşlar, yazılarımız geldi çattı. Tonguç Akademi ile 10. sınıflar için özel yazılı hazırlık soruları çektik sevgili dostlarım. Aynı zamanda bu sene biliyorsunuz MEP ortak yazılı soruları hazırladı. O yazılı hazırlık sorularından da birkaç tane sizlere çözeceğim. Eğer sen hazırsan dostum, ben de hazırım. Hadi gel sorularımıza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ilk olarak neler yaptığımızdan bahsedelim. Önce sizlere kısa kısa notlardan bahsedeceğiz. Öğrenci notlarımız olacak. Hap bilgiler vereceğiz sevgili arkadaşlar. Açık uçlu ve klasik sorulardan bahsedeceğiz. Bir de MEB'in sevgili arkadaşlar bizimle paylaşmış olduğu sorulardan birkaç tanesini sizlerle paylaşacağız. Evet arkadaşlar, bu arada Tonguç Akademi'nin 10. sınıflar için hazırladığı 1. dönem yazılı notları adlı kitabı da almayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, burada kitabını aktif ediyorsun. MEB ortak sınav denemelerine de katılıyorsun. Arka tarafta bakınız bir etiketimiz ve kazı kodumuz var. Aynı zamanda TATS uygulamasından veya Tonguç mağazalarından kodu girerek denemeye ulaşabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TATS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEB ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet, hemen özetlerimizle başlayalım. İlk olarak elektrik ve manyetizmadan başlıyoruz. Arkadaşlar, elektrik akımı nedir? Birim kesitten birim zamanda geçen toplam yük miktarına ne diyoruz? Elektrik akımı diyoruz. Elektrik akımı I ile gösterilir arkadaşlar. Ampermetre ile ölçülür sevgili dostum. Bunları zaten biliyorsun. Peki voltmetre ne işe yarar arkadaşım? Voltmetre bir devre elemanının uçları arasındaki potansiyel farkı ölçer. Devreye paralel bağlanır. Direnci sonsuz uzunlukta olduğu için üzerinden akım geçmesine izin vermez arkadaşlar. Ve bu nedenle bulunduğu koldan da akımın geçmesine izin vermiyor. Peki direnç arkadaşım, direnç neydi direnç? Direnç eşittir rho L bölü A diyoruz. Hocam rho ne? Rho öz direnç. Yani direncin yapıldığı maddenin cinsi arkadaşım. L telimizin boyu, A da kesiti. Telin direnci telin boyuyla doğru orantılıdır, kesitiyle ise ters orantılıdır diyeceksin. Arkadaşım, ölçüm aletlerimiz neler? Voltmetremiz var, bir de ampermetremiz var. Voltmetre bak burada olduğu gibi paralel bağlanmış, ampermetre ise devreye seri bağlanmış arkadaşlar. Ampermetre akımı ölçer, devreye seri bağlanır, direnci yoktur, yok denecek kadar az. Bu nedenle devrede düz tel gibi davranır diyeceksin arkadaşım. Hatırladığını düşünüyorum. Devam. Şimdi arkadaşlar, reosta diye bir şey vardı. Reosta neydi? Reostanın diğer adı ayarlanabilir dirençtir arkadaşım. Ayarlanabilir direnç. Yani hocam bak burada bir ve iki yönlerini görüyorsun. Reosta sürgüsü bir ya da iki yönlü hareket ettiği zaman devrenin direncini değiştiriyor. Devrenin direnci değiştiği zaman da devreden geçen akım şiddeti değişiyor arkadaşlar. Eğer bir yönüne doğru hareket ettirirsek arkadaşlar direnci arttırmış oluyoruz. İki yönlü hareket ettirirsek de direnci azaltmış oluyoruz sevgili dostlar. Peki lamba, pil ve batarya, bir de onlardan bahsedelim. Elektrik devrelerinde lamba içindeki direnç nedeniyle ısı ve ışık üretir. Pil ise devrede gerilim üreterek akım oluşmasını sağlar. Devreye enerji verir yani. Pil kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir devre elemanıdır. Batarya ise birden çok pil ile oluşturulan devre elemanıdır arkadaşlar. Bakınız bir pilimizi, bir lambamızı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Biz bunları soruları yazarken ikinci şekildeki gibi ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bir de ohm yasası var. Ohm yasası neydi arkadaşım? V eşittir I çarpı R şeklinde ifade ediyorduk ohm yasasını. Bakınız burada. Burada V dediğimiz şey nedir arkadaşım? Gerilim. I nedir? Akım şiddeti. R nedir arkadaşım? Dirençtir. Burada bir de sihirli üçgen veriyorum sana bak. Sihirli üçgende V eşittir I çarpı R'yi buradan bulabiliyorsun. I eşittir V bölü R'yi bulabiliyorsun. Ya da R eşittir V bölü I'yi bulabiliyorsun sevgili arkadaşım. Şimdi arkadaşlar, dirençler seri ya da paralel bağlanabilirler. Şimdi seri bağlamak ne demek hocam? Dirençlerin arka arkaya bağlanması, böyle asker sırası gibi olacak. Bakın burada R1 ve R2 dirençleri ne yapmış?
arka arkaya dizilmiş. Bunun için bunların eş değerlerini bulurken bunları topluyoruz. Hocam eşdeğer neydi? Eşdeğer direnç R1 ve R2 dirençlerinin toplamıydı arkadaşım. Onlar yerine geçecek tek bir dirençten bahsediyoruz. Bak bir de akım şiddetine artıdan çıkıyor. Ne yapıyor? Eksiye doğru geliyor. Ve her iki dirençten de aynı akım geçtiği için İ'ler birbirlerine eşittir diyoruz. Potansiyel farklara baktığımızda arkadaşlar R'lerle potansiyel farklar orantılı olacak. Çünkü her birinden aynı akım geçiyor. Toplam potansiyel V1 ve V2 potansiyelleri toplamı kadardır. Bu da pilin potansiyeline eşittir demiştik arkadaşım. Bir de paralel bağlama var arkadaşlar. Paralel bağlamada ne yapıyoruz? Dirençleri merdiven gibi üst üste diziyoruz arkadaşlar. Böyle yukarıdan aşağı doğru. Bakınız burada R1 ve R2 arkadaşlarım ne olacak? R1 ve R2 paralel bağlanmış görüyorsunuz. Bu nedenle bunların eşdeğerini alırken 1 bölü R eşdeğer, 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 ifadesini kullanıyoruz. Burada arkadaşlar 1 bölü R eşdeğere dikkat et. Hoca senden R eşdeğeri isteyecek. 1 bölü R eşdeğeri değil. O yüzden 1 bölü R eşdeğeri ters çevirmek zorundasın. Devam ediyorum. Burada arkadaşlar gördüğünüz V1 ve V2 potansiyel farkları pilin potansiyeline eşittir. Bakınız V1 eşittir V2, o da eşittir V diyeceğiz. Gelen akım, yani pilden gelen akım I1'e ve I2'ye ne yapmış? Ayrılmış. I1 I2'ye ayrıldığı için bu I1 ve I2'nin toplamları da nedir? Ana koldan gelen akıma eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Nasıl ki dirençleri seri ve paralel bağlıyorsak, üreteçleri de seri ve paralel bağlıyoruz arkadaşlar. Üreteçler seri bağlandığında bakın artı, eksi, artı, eksi düzgün bir şekilde bağlanmış. Burada ne yapıyorsun? V1 ve V2 üreteç değerlerini topladığında tek bir potansiyel fark elde etmiş oluyoruz arkadaşlarım. Bir de arkadaşlar bunların zıt bağlanması var. Bunları zıt bağlamak ne demek hocam? Artı, eksi, eksi artı bağlamak demektir. Bak eksiler birbiriyle bağlanmış. O yüzden zıt bağlı oldu. Burada da ne yapıyorsun? Toplam potansiyeli bulmak için V1'den V2'yi çıkardık. Hocam neden V2'den V1'i çıkarmadık? Çünkü V1 V2'den daha büyük bir ifade sevgili arkadaşım. Paralel bağlamada ise tüm potansiyeller arkadaşlar bak hepsi V kadar. Gördüğün gibi tüm potansiyeller birbirlerine eşit olmalı. Her birinden İ akım çıktığı için ana kolda toplam 3 İ akımın olmuş. Toparladığımız zaman bizim paralel bağlı devremiz bu hale gelmiş. Bakınız bir tane V potansiyelimiz, 3 İ akımımız ve direncimiz var diyoruz sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar bir de elektriksel güç kavramı var. Elektriksel güç bir elektrikli cihazın birim zamanda kullandığı elektrik enerjisidir. Güç potansiyel fark arkadaşlar ve akımın çarpımına eşittir. P eşittir V çarpı I formülünü kullanıyoruz. Gücün birimi nedir? Watt'tır arkadaşım. Volt çarpı amper şeklinde ifade edebiliyoruz. Şimdi gücü 3 farklı şekilde formülize ediyoruz. Birincisi P eşittir I kare çarpı R. Bir diğeri V çarpı I. Bir diğeri ise V kare bölü R'dir sevgili arkadaşım. Bir de elektriksel enerji var. Mesela size elektrik faturası geldiği zaman elektriksel enerji cinsinden orada kilowatt saat yazar. Kilowatt saat demek bir saatte kaç kilowatt enerji yaktığınızı belirtir arkadaşlar. Onun da belli bir birim fiyatı var. Oradan faturalarınızı hesaplıyorlar. Şimdi elektriksel enerji de enerji güç çarpı zamandır arkadaşım. Yani P çarpı T'dir. Enerjinin birimi nedir? Joule. Watt çarpı saniye şeklinde ifade edilir. Formüllere gelecek olursak I kare RT, VIT, V kare bölü R çarpı T. Yani güç formülüne sadece T'yi ekliyorsun, zamanı ekliyorsun o kadar. Arkadaşlar bir de mıknatıslarımız var. Mıknatıs neydi? Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimler bizim için mıknatıstır. Ve arkadaşlar mıknatısın bir N bir de S kutbu vardır. Mıknatıslar arasında manyetik alan çizgilerimiz var değil mi? N'den çıkıp S'e doğru gelen nedir? Manyetik alan çizgileridir. Manyetik alan çizgileri birbirlerini kesmezler arkadaşlar. Bakınız birinci şekilde N'den S'e doğru bir ne yapmışız? Çizgileri göstermişiz. İkinci şekilde bakınız her iki kutupta N olduğu için arkadaşlar ne yapmış? Birbirlerini itmişler ve dışa doğru oklar olmuş. Üçüncüye baktığımızda bir U mıknatısımız var. Yine N'den S'e doğru arkadaşlar manyetik alan çizgilerini göstermiş oluyoruz. Hatırlatmalarımız bu kadardı arkadaşlar. Hadi gelin sorularımızı çözelim.
Bu sorularla yazılımımızdan 100 alacağız. Hadi bakalım. Şekildeki KL ve MN devrelerinin eşdeğer dirençleri oranı RKL bölü RMN nedir? Şimdi arkadaşım bak burada sanki paralelmiş gibi görünüyor ama değil. K'dan yola çıkarak bakınız R direncimiz var, sonra 5R, sonra 3R. Ne yapmadım? Çatallanmadım. Farklı kollara ayrılmadım. Dolayısıyla bunlar seri bağlı. Bunların toplamı arkadaşlar yani RKL için toplam 9R'dir diyoruz arkadaşım. Aynı şekilde bak M'den yola çıkıyorsun ve N'ye doğru geliyorsun. Yine bir paralellik yok. O zaman RMN'yi yazarken arkadaşım 3, 2, 1 toplamda 6R'dir diyoruz. Bunların oranı 9R bölü 6R'den 3 bölü 2 çıkacaktır sevgili arkadaşım. Bir diğer sorumuz şekildeki KL devresinin eşdeğer direncini bulunuz demişiz. Arkadaşlar bakınız KL arasında kimler var? Bak şimdi 1, 2, 3 kola ayrılmış gördüğün gibi. Burada arkadaşım 8 ve 4 birbirlerine seri bağlı olduğu için bunlar toplanıyor. 12R'lik bir direncimiz var. Sonra 12R, 4R ve 6R farklı kollarda olduğu için bunlar paralel bağlanmıştır. Eşdeğeri alırken 1 bölü R eşdeğer. 1 bölü 12R, 1 bölü 4R ve 1 bölü 6R diye alacaksın. Hepsi 12'de birleşir. Buradan 1 bölü R eşdeğerimiz 6 bölü 12R olur. Ne demiştim? R eşdeğer için ters çevirecektik. R eşdeğer 12R bölü 6'dan 2R çıkacaktır sevgili arkadaşım. Bir başka soru burada da voltmetrelerimiz var. Şekildeki devrede dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar oranı V1 bölü V2 kaçtır? Şimdi arkadaşım V1 kimleri ölçüyor? Bak burada 12R ve 4R'yi ölçüyor değil mi? V2 de 6R'yi ölçüyor arkadaşım. Şimdi 12R ile 4R'nin neyini alabilirsin? Eşdeğerini alabilirsin. Ne olur? Çarpımları bölü toplamları diye bir şey var. Yani 12R çarpı 4R bölü toplamları 16R'dir. Bunlar arkadaşlar gitti 4 oldu. Buradan da 3R'lik bir eşdeğerimiz oldu. Şimdi devre nasıl oldu biliyor musun? Şöyle oldu bak. 3R, 6R. Burada burayı V1 ölçüyor. Burayı da V2 ölçüyor. Şimdi arkadaşım V1 ve V2'nin nereleri ölçtüğünü gördün. Sonra burayı tekrar alıyorum. Devre neye dönüşüyor arkadaşım? Şuna dönüşüyor. Burası 3R, burası 6R olacak şekilde iki tane direncimiz var. Burada bir V1 voltmetresi, burada da bir V2 voltmetresi var. Şimdi arkadaşlar bunlar seri bağlılar, pile bağlı. Bakınız şu şekilde devreyi yeniden çizdik. Şimdi 3R ve 6R'den aynı akım geçecek, I akımı geçecek. Dolayısıyla V1'i yazarken I çarpı 3R, V2'yi yazarken I çarpı 6R diyoruz. Oranladığımızda cevap 1 bölü 2 gelecektir sevgili arkadaşım. Evet, şekildeki KLM mıknatıslarına ait manyetik alan çizgileri gösterilmiştir. Buna göre KLM mıknatıslarının manyetik kutup yönlerini bulunuz. Arkadaşlar hatırlayalım, manyetik alan çizgileri N'den S'e doğrudu. O zaman N'den geldi S'e. Bakınız manyetik alanlar içe doğru görünmüş. M'de de ne olması lazım? S kutbunun olması lazım. N, S, S şeklinde kutup yönlerini söyleyeceğiz arkadaşlar. Şekildeki KL devresinde dirençler üzerinden geçen akımlar oranı I1 bölü I2'yi bulunuz demiş. Şimdi arkadaşım ben bu devrenin tam olarak nasıl olduğunu anlayamıyorum. O zaman ne yapmam lazım? Harflendirme tekniği diye bir teknik var. Belki biliyorsunuzdur. Hemen şuraya K derim. Buraya da K derim. Burası L'di zaten. Buraya da M gibi bir harf koyuyorum. Bak K, M ve L. KM arasında 6R'miz var. KM arasında bir de 12R'miz var. ML'de de bir 6R'miz var. Bir de KL arasında arkadaşım 5R'miz mevcut. Şimdi 6R'den bakın buradan I1 akımı geçiyormuş. 5R'den de I2 akımı geçiyormuş. Sevgili arkadaşlarım 6R ve 12R'nin eşdeğeri kaç yapar? Bir de ona bakalım. Bunların eşdeğeri çarpımları bölü toplamları. Çarpımları 72, toplamları 18. 4R yapar. Sonra arkadaşlar 4R ile 6R'nin toplamı da 10R'dir. Yani aslında yukarıda 10R'lik, aşağıda da 5R'lik
İki tane direncimiz var arkadaşlar KL arasında. Şimdi bunlara akımları dağıtacağız değil mi? O zaman 10R ve 5R ile ters orantılı olacak şekilde akımları ne yapabiliriz? Dağıtabiliriz. Akımları dağıtırken arkadaşlar güzel sayılar vermeye çalışıyorum. Mesela yukarıya 6 akım versem 6 amper 60 olur. Buraya o zaman 12 amper vermem lazım. Yani I2'den 12 amper geçsin. Sonra 6 geliyor K'ya. 6 geldi. 6R'ye 4 ampere gidiyor. Alt tarafa da 2 ampere gidiyor. Hocam niye böyle dağıtıyorsun? Çünkü potansiyel farklar paralel bağlı devrelerde eşitti. Şimdi 4 kere 6, 24, 2 çarpı 12, 24 ne yaptım? Paralel kollardaki potansiyelleri eşitledim. Buna bağlı olarak I1'imiz arkadaşlar 4 amper, I2'miz 12 amper. Bunları oranlarsak 1 bölü 3 cevabına ulaşırız sevgili dostum. Şimdi bir de lambalara gelelim. Özdeş lambalardan ve üreteçlerden oluşan şekildeki devrelerde K lambasının parlaklığının L lambasının parlaklığının oranı PK bölü PL kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar önce kutup yönlerine bakıyorum. Bakınız artı, eksi, artı, eksi, eksi, artı. Zıt yönlü iki tane üreteç olduğu için önce bunları siliyorum. Sonra paralellerden şu iki tanesini de siliyorum. Bir tane neyim kaldı? Üretecim kaldı. Bunun potansiyeli V kadardır. O zaman K'nın parlaklığı V kare bölü R şeklinde ifade edilir. K'nın direncine R dedim. Aynı şekilde bu sefer de diğer kısma bakıyorum. Burada paralellerden birini yok edebilirsin. Bunların potansiyellerine VV diyebiliriz. 2V. O zaman L'nin arkadaşlar yine V kare bölü R kadar. Buradaki lambanın da V kare bölü R kadar parlaklığı olur. Şimdi K'nın ve L'nin parlaklıklarına baktığımda her ikisi de V kare bölü R olduğu için PK bölü PL 1'dir diyeceksin sevgili arkadaşım. Özdeş KLM lambalarından oluşan şekildeki devrelerde lambaların parlaklıklarını kıyaslayınız demiş. Şimdi arkadaşım benim pilime ben 2 volt değer verirsem paralel kollarda potansiyel farklar eşit olduğu için M'ninki de 2 volt olacaktır. K ve L ne yapacak? Potansiyeli paylaşacak. Özdeş bunlar. Her birine V kadar diyebiliriz. O zaman M'nin parlaklığı arkadaşlar büyük olacak. K ve L'ninkiler ise eşit olacak. Hocam V kare bölü R yapmadın. Evet potansiyelleri dağıtarak da güçleri ne yapabiliyorum? Kıyaslayabiliyorum sevgili arkadaşım. Özdeş lambalardan ve üreteçlerden oluşan şekildeki devrelerde pillerin tükenme süreleri oranı T1 bölü T2 nasıldır? Arkadaşım tükenme süresi pilden çıkan akımla ters orantılıdır. Hadi gel. Birinci şekle baktığımızda arkadaşlar iki tane ampulü olan bir pil var. Dolayısıyla burada ne diyeceğiz buradan çıkan akım için? V bölü bunların dirençlerine R'ye de R derseniz paralel bağlı o zaman R bölü 2 gelir. Yani 2V bölü R kadar pilden akım çıkmış diyeceğiz. İkincisine baktığımızda arkadaşlar burası V burası V olduğu için bu V bölü R yani V kare bölü R. O zaman akım ne olacak? V bölü R kadar olacak. Fakat her bir pilden V bölü 2R kadarlık akım çıkmalı. Hocam neden? İki pil var. İki pilden V bölü 2R'ler çıkıyor. Tek V bölü R'yi yani ana kol akımını oluşturuyor. Şimdi akımları kıyasladığımızda birinci şekilde 2V bölü R kadar, ikinci şekilde pilden çıkan V bölü 2R kadar. O zaman arkadaşım birinci şekil eğer T sürede tükenirse ikinci şekil 4T sürede tükenir. Çünkü 2V bölü R, V bölü 2R'nin 4 katıdır arkadaşım. T bölü 4T diyeceksin. Yani 1 bölü 4 oranları vardır diyeceğiz. Şimdi MEB'in hazırlamış olduğu sorulara bakalım. Şekildeki iyon içeren sıvı dolu cam tüpten 0,25 saniyede katoda doğru 50 kulombluk, anoda doğru ise eksi 30 kulombluk yük geçiyor. Buna göre tüpte oluşan elektrik akımı kaç amperdir? Şimdi arkadaşım akım Q toplam bölü T idi. Şimdi buna göre baktığımızda 50 artı 30 bölü nedir? 0,25 saniye. 0,25'i 1 bölü 4 diye de yazabiliriz. Yukarısı 80 bölü 1 bölü 4. Buradan da 320 amperlik neyimiz varmış? Arkadaşlar akım geçtiğini söyleyeceğiz. Hocam neden artısını eksisini almadın? Burada arkadaşlar artı eksiye bakmıyoruz. Direkt kaç tane yük geçtiğini topluyoruz o kadar.
Bir başka sorumuz yine MEB'in hazırladığı. İç direnci önemsiz 60 voltluk pile 4 ohm ve 8 ohmluk dirençler şekildeki gibi bağlanmış. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız. Devrenin eşdeğer direnci. Arkadaşım 8 ohm ve 4 ohm'a baktığımızda bunlar seri bağlanmış. O zaman eşdeğer direncimiz 8 artı 4'ten 12 ohm olacaktır. Burada reş 12 ohm. Ampermetreden geçen değeri istiyor. Şimdi benim EMK'm yani potansiyel farkımız 60. Akımı bilmiyorsun. Eşdeğerde 12 ohm'du. Buradan akım 5 amperdir. O zaman arkadaşlar devre seri olduğu için ampermetreden 5 amper akım geçtiğini söyleyeceğiz. Peki voltmetre kimi ölçüyor? Voltmetre 4 ohm'u ölçüyor arkadaşım. 4 ohm'u ölçtüğü için buradan 5 amper geçtiğine göre 4 kere 5 20 volt olacaktır. Vırdan yapıyorsunuz. 5 çarpı 4'ten 20 volt değerine ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir başka sorumuz. KLM özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede reosta sürgüsü ok yönünde çekilirse lambaların parlaklığı nasıl değişir? Arkadaşım reosta ne yapıyordu? Direnci arttırıp azaltmaya yarıyordu. Burada ne yapmış? Direnci azaltmış. Şimdi M kolunun olduğu kısımda direnç azalıyor. Direnç azalırsa ne olur? Akım artar. Akım arttığı için M lambasının parlaklığı ne olmak zorunda arkadaşım? Artmak zorunda. Peki KL lambalarının olduğu yerde bir şey yapıyor muyuz? Hayır yapmıyoruz. Paralel kollar sonuçta bunlar. Ayrı kollar. O zaman KL lambalarının parlaklığında bir değişiklik olmayacak diyoruz. Cevabımız B seçeneğidir diyorsun sevgili dostum. Bir diğer sorumuz. Şekildeki devrede anahtar kapatılırsa dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar nasıl değişir? Şimdi arkadaşım V1 voltmetresi sadece 3R'yi ölçerken V2 voltmetresi aslında tüm devreyi ölçüyor. Yani pile bağlı. Şimdi pilin potansiyel farkı değişmediği için V2 de pili ölçtüğü için V2 direkt değişmez diyebilirsin arkadaş. Kim kaldı? B ve C şıkkı kaldı. Şimdi yukarıda arkadaşım normalde benim 7R'lik bir eşdeğerim var değil mi üst kolda? Fakat şimdi ne oluyor arkadaşım? Ben burada 4R'lere paralel yapıyorum bu anahtarı kapattığım zaman. Burası 2R oluyor. 2R ile de 3R'nin toplamı 5R oluyor. Az önce 7R direncim vardı. Şimdi 5R'ye düştü. Yani direnç değerim azaldı. Direnç değerim azalırsa akım değerim artacaktır. Akım değerim arttığı için de burada V1'in ölçtüğü değer artmış olacaktır. Cevabımız C seçeneği olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşım. Evet arkadaşlar bu da sizin için ödüllü sorumuz. Özdeş KL ve M lambalarından oluşan şekildeki devrede lambaların parlaklıklarını kıyaslayınız demişiz. Kendinize çok dikkat edin. Yazınızdan 100 alacağınıza eminim sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.